Videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kanalımın çok sevilen videolarından biri olan benimle milyon dolarlık tablo çizme videosuna hoş geldiniz. Bu seriyi çok uzun zamandır çekiyorum. Çok faillerim oldu, kötü yaptığım resimler oldu ama artık ustalaştığımı düşünüyorum ve gerçekten bugün içime sinen güzel bir çalışma yapmak istiyorum. Umarım sweatshirt'üm leke olmaz. Gittim babama bir alışveriş yaptırdım öncelikle. Size onları kısaca bir göstereceğim. Sonra da zaten resim çizeceğiz. O sırada muhabbet falan da ederiz. Çünkü size çok güzel sürprizlerim de olacak. Çok güzel haberlerim de olacak. Öncelikle birkaç tane tablo aldım. Bugün bunu çizeceğim. Çünkü daha büyük olduğu için videoda daha kullanışlı olur diye düşündüm. Onun dışında 3 tane daha tablo aldım. Bunların bir tanesi böyle, bunu Defne'ye vereceğim sanırım çünkü o da çok heveslendi ve ben de Defne'nin yaşındayken halamla çok resim çizerdim. O yüzden ona vereceğim. Bir tane de böyle var. Bunu da çok beğendim. Bu biraz daha orta boy. Bir de böyle var. Bu aslında çok küçük değil, sadece kare. Yani biraz boydan kaybediyor gene ama yine o da güzel. Onları başka bir videoda falan boyarım artık. Birkaç tane daha bir şeyler aldım. Öncelikle zaten eskiden kalma bir sürü akrilik boyam var. Bir sürü renk. Yani birazdan şuraya koyacağım zaten. Göstereyim. Yeni aldıklarım şunlar. Bir tane pembe neon. Neon serisinden bir sürü boya aldım. Bir tane pembe aldım. Bir tane yeşil aldım. Bu mavi önceden vardı. Bir tane sarı aldım. Bir de neon mavi aldım. Yo, neon mavi almamışım sanırım. 3 tane almışım sanırım. Ya da bu şu an göremedim ben, bilmiyorum. Bir de düşürdüm bir tanesini. Bir tane de beyaz aldım yeni olarak. Çünkü beyazım bitmişti. Bunlar da zaten daha önceden kalma boyalarım. Yani 10-15 tane boyam var. Sonra bir tane de fırça seti aldım. Böyle dörtlü. Her boydan var. Bu da güzeldi yani. Aldım o yüzden. Daha doğrusu babama aldırttım. Sonra iki tane de böyle kilamuru aldım. Özellikle bu markanınkini çok istiyordum. Bu çok övülüyor. Bir tane de babam böyle almış. Bunu hiç daha önce görmedim. Ama 12,5 yani böyle... Fiyatı da aşırı pahalı değil. Diğeri de 16. Diğer boyaların fiyatını bilmiyorum ama tanesi 10 lira tarzı bir şeydi diye düşünüyorum. En fazla bunlar da 30-35 lira arasında değişiyor. Fırça seti de 2 tane etiketi var. Bir tanesi 40 lira, bir tanesi 25 lira. Hangisi gerçek bilmiyorum. Ay şu hareketi sürekli yapıyorum. Hadi artık başlayalım çünkü çok heyecanlıyım. Saçlarımı boyayacağım çünkü saçlarım hep önüme geliyor ve boya yaparken saçlarımın boya olmasını istemiyorum. Perili bir şeyler olsun istiyorum. Çünkü perili bir şeyler yapmayı çok seviyorum şu ara. Ve Instagram sayfalarına bakıyorum. Çok güzel şeyler çiziyorlar. Ben bu seriyi çekerken hep doğaçlama yapıyorum ve yaratıcılığımı konuşturmaya çalışıyorum ama konuşmuyor filan demişim. Yaratıcılığım olsun istiyorum. O yüzden bir yerden Pinterest'ten filan bakmıyorum. Ve direkt kendim, yani fikir, hiç kafamda fikir olmadan yapmaya çalıştığım için genelde çok değişik şeyler çıkıyor ortaya. Bakalım bugün ne çıkacak. Burada hava çok sıcak. Ya hava çok sıcak değil de odam şu an çok sıcak. Çok fazla ışık şey yaptım. Belki de ondandır yani. Baksanıza burada bir tane var. Orada. Bir tane şurada var. Yani her yerde ışık var şu an. Şimdi bu jelatinini çıkarıyorum. Bu en sevdiğim noktalardan biri. Kesinlikle değil. ASMR. Kurşun kalemle taslak çizmek de istiyorum. Evet, bir kurşun kalem alıp hemen geleceğim. Ya da taslak çizmesem mi? Çok küçük bir taslak deneyeceğim. Abi şimdi ben böyle perili bir şeyler olmasını istediğimi zaten 30 kere söyledim. Buraya bulutlar yapacağım. Bu taslak değil bu arada. Sadece fikrimi unutmayayım diye yapıyorum. Buralara, ya taslak da sayılır da taslağa uğraşmıyorum yani. Buralara bulutlar yapacağım abi. Burada uçan periler olsun istiyorum. Bugün Wings izledim. Sanırım ondan biraz etkilendim. Ama başka bir dildeydi ve hiçbir şey anlamadım. Defne açmıştı. O yüzden buraya sarı saçlı bir peri çizmek istiyorum. Tabii ki sarı saç detayını asla unutmuyoruz. Peri böyle eteğe. Peri olduğunun anlaşılması lazım ama. Kanat çizerim. Kanatın güzel olması lazım mesela. Sonra böyle ayak çizerim. Tamam ya, bence okeyiz. Haydi başlayalım. Çok heyecanlıyım çünkü. Önce bulutları çizmek istiyorum. Saçım niye böyle bu kadar kötü acaba? Cidden inek yalamış gibi duruyor ama. Bulutlar mavi renkte olsun.
Ya da bulutlar pembe renkte olsun. İşte buna ikizler burcu denir ama ben akrep burcuyum. Şimdi pembe rengi yaratacağız. Boya kabı almayı unutmuşum. Yani boyayı dökecek bir şey. O yüzden bunu kullanacağım. Kusura bakmayın. Acaba akrilik pembe kullansam bir şey olur mu? Çünkü pembe rengim yok. Yani kırmızı var. Kırmızıyla da pembe boya yapılır. Bilmiyorum yani. Bir sürü pembe tonu yapacağım için açık, koyu, orta. Hepsini koyuyorum. Ops. Bir tane buraya da beyaz koyayım. Buraya da. Bir tane de kırmızıyla da. Tişörtüm aşı sıçıyordu. Neyse annem görmezse sıkıntı yok. Şu an bu hiç iyi olmadı. Evet. Evet. Şimdi biraz kırmızı dökeceğim. Tabii ki de. Aa, kırmızının kapağı yamulmuş. Allah rahmet eylesin. Bunu ağzımla açsam ölür müyüm? Evet. Millet arasında bir de. Evet tamam. Şimdi now boyalarımızı karıştırıyoruz. Önce şu kırmızı ve beyaz olanı karıştıracağım. Umarım güzel bir renk ortaya çıkar ki çıkacak. Oh, çok güzel. Bu arada size şu ana kadar bir daha önceki videolardan filan ve deneyimlerimden öğrendiğim şeyi söyleyeyim. Kesinlikle tuval yapacaksanız, ben size çok profesyonel değilseniz, aşırı ama yani bunun eğitimini almadıysanız yağlı boya kullanmamanızı öneririm. Bunun yerine akrilik ve guaş çok çok daha iyi bir fikir bence. Çünkü yağlı boya hem çok kötü kokuyor, hem kuruması çok uzun sürüyor, hem yapması zor, hem kullanışı zor. Hiç portatif değil ve hani renk karıştıramıyorsun. Yani her rengini alman gerekiyor mesela yağlı boyada filan. Öyle zımbırtılar da var. O yüzden ben yağlı boya yapmayı açıkçası hiç sevmiyorum. Eskiden çok yapıyordum. Çünkü o zamanlar bilmiyordum bu işleri. Yani akrilik boya daha böyle hani kötü filan diye düşünüyordum. Ama hiç yani akrilik boya çok daha güzel. O yüzden bence akrilik boya yani alabilirsiniz. Şu an çok bilge konuştum ama kesinlikle hiç bilge değilim. Ama bence bu işi de artık biraz öğrenmeye başladım. Yani ilk videomu izlerseniz biraz gerçekçi bir bulut yapmam. Ya bu tahta şeyi de hiç sevmiyorum. Düşecek gibi duruyor ya. Ödüm şey oluyor. Şimdi arkamı dönmek istemiyorum kameraya ama biraz şöyle hani şey yapacağım. Ve bulaşık süngeri alacağım birazdan. Çünkü bulaşık süngeriyle akrilik boya çok rahat ve güzel yapılıyor. Bu da size bir bilgi olsun. Şöyle. Evet, size şu an şu aralar yaşadığım olayları biraz anlatayım o zaman. 2 gün önce telefonum bozuldu. Durup dururken hiçbir şey yoktu. Ne çıkı ne kırı. İçine su falan da kaçmadı. Yani bilmiyorum gerçi ama kaçmadı sanırım. Ve telefon durup dururken kapandı abi, tamam mı? Sonra ben bu telefonu şarja taktım. Şarjı bittiğini düşünerek. Ama aslında büyük ihtimal şarjı bitmemişti. Öylesine kapanmıştı. Sonra bu telefonu açamadım ben. 2-3 saat bayağı denedim. Her şeyi yaptım. Hatta bilgisayarla yazılım atmayı bile denedim. Ama olmadı. Hiçbir şekilde olmadı. Sonra babam bunu bugün değil önceki gün tamire götürdü. Tamirde düzelttiler, yazılım attılar. Sonra eve geldim. İçine bilgi yükledim. Eski videolarımı falan yükledim. Ama 3-4 ay önce çektiğim şeyleri yükleyebildim. Çünkü telefonun yedeği yoktu. Yani 3-4 ay öncesindeki yedeği vardı. Umarım anlatabilmişimdir. Ve bulut biraz daha güzel oldu sanki. Şu an bir içime biraz bir sindi yani. Bilmiyorum ama. Sonra ben bugün sevindim ama çok güzel falan. Sonra arkadaşlarımla buluşmaya gittim. Gayet arkadaşlarımı aradım, çağırdım, buluştuk. Buluşmanın daha 15. dakikasında falan birden bir baktım telefonum kapalı. Dedim Allah kahretsin, gene aynı bokun laciverti. Sonra hiçbir şekilde açılmadı telefonum tekrar. Ve bugün tekrar tamire götürdük. Ama büyük ihtimalle yazılımı açılmayacak bu sefer. İstanbul'a gönderecekler. Çünkü bu Apple'ın kendi hatası yani bir şey olmadığı için. Ve garanti kapsamında telefonunu değiştirmeleri gerekiyor şu anda. Bedava ücretsiz. Ama bilmiyorum ne olacak. Çok stresliyim. Umarım para kitlemezler. Ama bence kitlememeleri lazım. Çok ayıp yani abi. Sizin ürününüz bozulmuş. Ben burada para mı ödeyeceğim? Sonra şu an çok hoşuma gitti. Şu an kendimle bir gurur duydum. Şu an bir mutlu oldum. Neyse evet devam edelim.
Büyük ihtimalle İstanbul'a gidecek, bakacaklar, düzeltecekler, yollayacaklar. İnşallah en kısa sürede düzelir. Çünkü size söylemeyi beklediğim en büyük sürprizlerden biri de artık büyük ihtimalle kesinleştiği için, hatta kesinleştiği, direkt kesinleştiği için söylüyorum. Bu projeyi çok uzun zamandır bekliyordum. Ben 1,5-2 hafta sonra yaklaşık Fethiye'ye gidiyorum. Peki niye gidiyorum? Biliyorsunuz yazın Fethiye'ye kuzenlerimle tatil yapmaya gitmiştim, ev tutmuştum oradan. Ama bu sefer tatile gitmiyorum. Bu sefer, hazır mısınız? Söylüyorum. Çok heyecan uyandırdığıma göre söyleyebilirim. Bu sefer artık ben dizi çekimine gidiyorum. bu arada neon renkle yaptığım pembe aşırı hoş olmamış mı? Çok hoşuma gitti. Şu an bunu da kullanacağım. Bu da diğer renklerim. Bayağı dizi çekimine gidiyorum. Şöyle Blue TV'ye 7-8 bölümlük mini bir dizi çekeceğiz. Aşırı güzel olacağını tahmin ediyorum. Ve çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım en iyi şekilde olur. Çok güzel olur umarım. Çok meraklıyım, çok heyecanlıyım. Dediğim gibi. Zaten sizinle gelişmeleri paylaşacağım. Şu an çok bir şey söyleyemiyorum çünkü çoğu şey kesin değil. Yani gerçi 2 hafta sonra gideceğim, çok az kaldı ama çoğu şey kesin değil. Bunu da böyle söyleyeyim dedim. Öyle yani, çok heyecanlıyım sizin için. Umarım çok güzel geçer. Güzel geçeceğinden eminim. Şimdi bulutun bu orta kısımlarını da açık bir pembeye tonladım ama bunun hani koyu kısımlarla daha tonlama falan yapmayı deneyeceğim. Hani tonlama mı deniliyor adını da tam bilmiyorum ama önce şuralarını bir doldurayım, şu beyaz yerlerini. Sonrası daha kolay olacak zaten. Şu buluta bile en az 10 dakikamı harcadım. Bu resmi bitirmem bence 2-3 saatimi alacak. Bu sefer gerçekten güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Çok düşünüyorum ve gerçekten kullanıyorum değil mi? Siz şu an hayır deyin ve beni avutun. Şimdi koyu pembeyi alıyorum ve şuraları biraz daha koyu pembe yapacağım. Çünkü daha iyi yani koyu pembe buralar için bence. Birden koyu pembeden açık pembeye geçiş olmasını istemiyorum ya. O şeyi kötü oluyor. O yüzden böyle göz yormayan bir geçiş yapmaya çalışıyorum şu anda. 14. dakikada ve ben daha bir bulut çizebildim. O yüzden direkt büyük fırçaya geçiyorum şu an. Böyle biraz daha fırçam var. Şunu kullansam acaba nasıl olur? Güzel olur bence. Şimdi bulutun üstüne şuraya bir tane daha bulut yapmaya karar verdim ama onun renginin farklı olması lazım ki başka bir bulut olduğu anlaşılsın, güzel olsun. Şimdi ne yapacağım? Ya ben bunu ziyan edeceğim çünkü bundan 3 tane falan daha var ve bunu boya için kullanmak bence çok mantıklı. Şimdi lila rengi yapacağım. Yani yapmaya çalışacağım. Olacak mı bilmiyorum. Bu zaten boyanmış bu arada. O yüzden feda ediyorum. Şimdi lila için mor, beyaz, biraz beyaz, açık bir lila olsun istiyorum ve sanırım biraz pembe. Pembe gerekiyor değil mi? Neon pembe kullanıyorum. Ops, çok koydum sanırım. Bu da çok suluymuş bu yeni aldığım boyalar. Ya da bana öyle geliyor. Şimdi bunları hemen hızlıca karıştırıyorum. Lütfen güzel bir renk olsun, lütfen. Bence güzel bir şey olacak da bu mavi kaldı abi. Niye mavi kaldı bu? Sanırım maviyi çok kullandım. Tamam, bu mavi burada kalsın. Bunu sonra açacağım. Şuraya başka bir parça alayım. Çünkü lilanın da tonlarını yapacağım için. Bu maviyi kullanırım yani. Şöyle ne kadar mantıklı çözümler üretiyorum bugün Allah'ım. Şöyle şimdi pembe koyacağım bayağı bir. Ve mavi çok koyu oldu ya. Açılması gerekiyordu biraz. Hatta bayağı bir. Pembeyi de yani döküyorum. Bu arada size şu aralar çekmeyi planladığım, yapmayı istediğim şeylerden biraz bahsedeyim. Odamı biraz değiştirmek istiyorum. Çünkü odamın duvarlarını mahvettim. Bir şeyler yapıştıra söke. İşte oynaya. Şu an biraz lila oldu ama yine de mavi abi, bu ne? Tövbe estağfurullah. Pembeyi badana gibi sıkmam gerekiyor abi o zaman. Sinirlendirdiniz beni şu an. Boya markasına dava açacak. Aa tamam, şimdi oluyor, süper, tamam. Geri alıyorum sözlerimi. Odamı biraz değiştirmek istiyorum. Bunun için internetten boya, poster,
kitaplık, yani raf tarzı bir şey. Ve birkaç bir şey daha sipariş edeceğim. Diyeceksiniz ki yani kendin mi boyayacaksın odanı? Evet. Çünkü zaten bu en geç bu yaz odama badana yaptırmayı düşünüyordum. Eğer kötü olursa benim boyadığım yerler, bir şey kaybetmeyeceğim. Zaten bu yaz badana yaptıracağım. Çok güzel oldu. Şimdi beyazla biraz açacağım birazdan. Bir şey, dediğim gibi bir şey kaybetmeyeceğim. Güzel olursa da boyatmam. Bence çok mantıklı bir karar. Benim çok hoşuma gitti. Zaten birkaç duvarını boyamayacağım. Ve böyle grimsi, beyazımsı bir şey. Yani çok az grimsi bir beyaza boyayacağım bu arada. Çünkü yani hem açık bir renk istiyorum hem de çok direkt beyaz olursa ama çok şey olur, kirlenir. O yüzden biraz grimsi olacak. Sonra internetten böyle duvar posterleri falan sipariş edeceğim ama çok düzgün olacak. Sonra odamı büyük bir şeyde toplayacağım oranda. Yani bütün gereksiz eşyalarımı atacağım. Çünkü kitaplık falan kaldıracağım. Onun yerine başka bir kitaplık alacağım. Buradaki kitaplığı da banyoma koymayı düşünüyorum. Ya da o tarz bir şey yapabilirim bilmiyorum. Yani çok karışık ama şu 1-2 hafta içerisinde öyle bir video çekip yayınlayacağım büyük ihtimalle. %99 bir şey aksilik olmazsa. Ve lilamız hazır. Çok boya harcadım. Ama yine de beğendim. O yüzden yapıyorum. Allah bismillah. Şu peri sözde buraya yapacaktım. Allah rahmet eylesin. O peri orada olmayacak artık. Evet, süper. Ay çok korkuyorum. Süper. Şurayı direkt boyayayım. Allah kahretmesin. Neyse boşver. Halıları da değiştiririm yeni şey serisinde falan. Gayet iyi. Beğendim. Şu pembe bulut çok büyük oldu. Onun büyüklüğünü aldığı için mutluyum. Olmadı şuraya bulutu belki çizmem bile yani. Şu an kararsız kaldım. Şimdi beyaz koyacağım biraz şuralara. Tabii ki de olmazsa olmazımız. Şuralara da biraz beyaz koymam gerekiyor bence. Lila beyaz oldu. Tamam, onu sonra koyacağım o beyazları. Şuraları önce bir açık lila yapıyorum. Çok yine göz yormaması için beyazların. Şu an bu bulut da bayağı hoşuma gitti. Ya şu ikisinin renk uyumu hoşuma gitti. Çünkü bu da mor, pastel bir mor. Diğeri de pastel bir pembe. O yüzden hoşuma gitti. Şimdi kesinlikle bütün arkadaşlarıma bu şaheserimi snap olarak atacağım ve hava atacağım. Çok içimden öyle bir şey yapmak geldi. Sizinle de böyle dürüstçe konuşayım dedim. Şurası yapsın. O zaman size biraz hedeflerimden de bahsedeyim. Çünkü böyle resim yaparken konuşmamak benim aşırı boşluğuma geliyor. Zaten keserim beğenmediğim konuşmaları, o yüzden konuşayım. Şu aralar hedeflerim çok değişmedi. Yani çok uzun süredir olan hedeflerim hala duruyor. Biliyorsunuz kendi markamı çıkardım. En büyük hedeflerimden biriydi yani. 5-10 yıldır en az düşündüğüm bir hedefti. Bunu yaptığım için aşırı mutluyum. Onun dışında başka hedefim kendi güzellik salonumu açmak istiyorum. Ama bunun için 18 yaşından büyük olsam daha iyi olabilir. İlla 18 yaş gerektirmiyordur belki ama 18 yaşımı bekliyorum bunun için. Ya da 17 yaşımda çalışmaya başlayacağım yani bunun için. Tabii ki şu anda da bir yatırım, bir birikim yapıyorum ama hani dediğim gibi 17 yaşlarımda falan bunun için uzun süreli çalışmalar yapacağım. Abi şuradaki tonlamayı aşırı beğendim bu arada. Çok güzel oldu bence. Onun dışında kendi markama güzellik bakım ürünleri çıkarmak istiyorum ama bunu işte hani güzellik salonu ya eş zamanda yaparsam bence çok mantıklı bir adım olur. Çünkü kuaförümde de o güzellik ürünlerini satabilirim filan. Ve bunun için de biraz 1-2 yılı bekliyorum ama bu yıl yapacağım hedeflerden bahsedersek YouTube'da 2 milyon çok olmak istiyorum. Yani bu yıl inşallah böyle bir şey başarabiliriz. Tabii ki sizin sayenizde olur böyle bir şey olursa da. Umarım yapabiliriz. Yaparsak çok mutlu olurum. Yapmazsak da canım sağ olsun bir dahaki yıl hallederiz. 2 milyon olmak istiyorum. Instagram'da 500 bin olmak istiyorum. Instagram'ı ve TikTok'umu şu aralar çok büyüttüğümü düşünüyorum. Özellikle TikTok'ta son birkaç videom For You page'e çıktı ve 1 milyondan fazla izlendi. 2 günde 2 milyon izlendi bir tane TikTok'um. Ve çok örnek alındı. Çok mutlu oldum. TikTok'ta dediğim gibi kendimi bayağı geliştirdiğimi düşünüyorum. Özellikle şu son 1-2 aydır. Instagram'da da öyle yapmak istiyorum. Böyle Reels'lar falan çekmek istiyorum. Yeni yeni şeyler yapacağım.
Bizim Instagram ve TikTok hesabım zaten Ejun Sucoban biri. TikTok Ejun Sucoban, diğeri de Ejun Sucoban Official. Yani Instagram Ejun Sucoban Official. Bunu söyleyeyim dedim. Bir şey diyeceğim, bence çok iyi oldu. Bulutları artık salayım çünkü 23 dakika olmuş, şaka gibi. Şu an gidiyorum, fırçalarımı yıkıyorum ve geliyorum. Fırçaları yıkayıp zaman kaybı yapmaktan çok daha iyi bir fikir buldum. Banyomda öylece sanki şey, daha önceden hazırlanmış gibi sulu bir kavanoz vardı ve çok işime yaradı şu anda. Mükemmel. Bunu kullanacağım. Bunlar burada biraz dursun, boyalar çıksın. Şunun renginin güzelliğine bakın. Şimdi perilerimize geçiyoruz. Şuraya saçını yapmak istiyorum. Çizdiğimden azıcık daha büyük yapacağım ve azıcık daha şu tarafa doğru yapacağım. Bir de kendi sergimi açmak istiyorum ama evimde aç. Yani böyle evin bir koridoruna ve bütün resimlerimi asmak istiyorum. Bunu biraz daha resmin birikince yapacağım. Annemlere de söyleyip onlar da böyle bir şeyi hoş karşılar. Evet, saçımız hazır. Şimdi gövdesini ne renk yapayım? Yani eteğini. Eteği görünecek sadece. Eteğini bence neon renk yapalım. Neon pembe. Eteği neon pembe olsun. Kanatlarını da belki neon yaparım ama kanatlarını neon yapmayabilirim. Çünkü neon çok bayıyor. Yani çok yapınca. O yüzden çok yapmayacağım. Bu arada deminki osuruk sesi boyamdan geldi. Neon çok yapmayacağım çünkü boğuyor. O yüzden sadece eteğini yapacağım. Kanatlarını falan neon yapamam büyük ihtimalle. Ay, şu an taslaksız çalışıyorum neredeyse ve bu beni aşırı korktu. Böyle palmiye etek yapmak istiyorum. Yani böyle, anladınız mı ne demek istediğim, böyle hani şey, anaokulu eteği. Abi küçükken hep peri olmak isterdim ve olabileceğimi düşünürdüm. Hatta babama hep şey soruyordum, çok net hatırlıyorum. Baba, iyi bir çocuk olursam cennette peri olabilir miyim? Uçabilir miyim filan diyordum. Ya, peri olabilir miyim dediğimi hatırlamıyorum ama sihir yapıp uçabilir miyim dediğimi çok net hatırlıyorum. Babacım, saygılar buradan sana. Çok boş yaptım. Kimin nazarı değdi? Şu an var ya, çok korktum. Çünkü tam gerçekten şu an kadar en beğendiğim resimlerimden biri daha. Şimdi ben buraları neyle dolduracağım, asıl soru. Bu biraz daha kursun, kanatlarına geçeceğim. O sırada buraya bir orman mı yapsam? Evet, orman yapacağım. Evet abi. Ya da önce bir kanatlarını mı bitirsem? Abi çok şu an kafam karıştı çok. Hadi önce kanatlarını yapalım. Ayıp olmasın şu perimize, periciğimize. Sonra şeyi de yaparız yani. Ormanımızı. Ormanımızın çok güzel olacak. Ormanımız aşırı iyi olacak. Şu an böyle bir hayallere daldım. Kanatlarını ne renk yapsam? Onu da mavi yapayım. Kanadı en korktuğum yer bu arada. Kanadımda da tonlama falan yapmak istiyorum. Abi güzel mi oluyor? Evet. Tara, nasıl arkadaşlar? Bence çok hoş. Bence aşırı iyi oldu bu arada. Aa, aslında böyle küçük bir kanat da yapabilirmişim, minimalist. Neyse, olsun artık, günah gel gitti yani. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Şu an hoşuma gitti yani. Bu peri acaba bacaklarını ve kollarını çizmesem, yani arkadan şöyle uçuyor olsa çok komik mi olur? Evet, komik olur. Şimdi başka bir şey yapalım. Sıkıldım peri çizmekten. Orman yapalım. Acaba full bulut mu yapsam? Ormana hiç girişmesem mi? Şuraya bir tane güneş yapayım, tamam mı? Buralara hep bulut yapsam sıkıcı olur. Şuralara birkaç ağaç çizeceğim ama birkaç tane daha bulut yaparız. Çok uzun sürüyor ama artık elim alıştı yani. Yeşiline neon kullanıyorum. Ama pastele çevriliyor beyaz filan ekleyince biraz. O yüzden çok sıkıntı değil. Bu yeşil rengimiz de ağacımızın gövdeleri için tabii ki de. Ve çok güzel bir yeşil oldu. Şu an yiyesim geldi boyayı. Bakayım. Çok güzel bir yeşil oldu. Şimdi oturmak zorundayım. Şöyle şuraları çizeceğim. Siz görüyorsunuz zaten. Şu yeşilin güzelliğine bakın. Yiyeceğim. Boyayı yiyeceğim. Deliriyorum şu an. Şu an bu fırça çok küçük geldi ama. Şu an büyük fırçaya geçme vakti. Yani en büyük fırçayı alıyorum. Ve bodozlama yeşilimi kullanıyorum abi. Aa, çok güzel. Aşırı güzel. Çok hoşuma gitti. Neon yeşilden yani pastel yeşil yapabileceğimi hiç düşünmezdim ama bence şu an pastele benziyor. Yani tam pastel olmasa da.
Bu arada size bir tüyo pastel yapabilmek için herhangi şeyde yani bir boyanıza bayağı bir beyaz ekleyin ve iyice karıştırın. Sonra zaten yani açık renk olduğu için pastel görünümü veriyor. Ya pastel gibi oluyor. Yalnız bu ağacı çok büyük yaptım ben. Aşırı büyük yaptım. Şöyle. Ya bu kız ağaçta mı uçuyor yani abi? Ağacın üstünde tırmanmış gibi olacak. Biraz daha ağacı büyütürsem. Ağacı çok kalın yaptım. Neyse sıkıntı değil. Şöyle uzanır ağaç. O taraflara çok gitmesin ağaç. Verilere sıkıntı olmasın. Şöyle palmiye mi yaptım ben şu an acaba? Ne yaptım? Bu nasıl bir ağaç? Biraz fazla mı az görünüyor kamerada? Evet. Şimdi şu an sinirlerim yine bozuldu. Şimdi biraz daha koyu yeşil yapacağım. Pastel yapayım derken çünkü hiç görünmeyen bir yeşile dönüştürmüşüm. Şu an bunu fark ettim yani. Şimdi şu an hemen bir yeşil yapıyorum ama bu sefer biraz pastel olmayacak. Çünkü pastel olunca çok açık renkte oluyor. Yani şu an neon yeşilden yapmıyorum. Direkt sarı ve maviyi karıştırarak yeşil yapıyorum. Tamam şimdi yeni yeşilimiz de çok kötü değil. Çok kötü. Allah bok. Ya gene bok ettim ya abi. Bu yeşil yani gerçekten acı badem yeşil oldu bu. Neyse artık yapacak bir şey yok, olan oldu. Çok da kötü değil ya. Çok da kötü değil yani şimdi. Daha kötülerini de gördük. Görmedik mi abi? Biz neler çizmiş insanlarız. Şimdi bu dallarını inceyle yapmam lazım. Evet bu biraz daha kalın bir dal olsun. Şu uzun bir dal. Bu da küçük bir dallar. Böyle. İlkokulda yine hatırladığım resim derslerinden en şey anı. Ben küçükken hiç resim çizemezdim. Çünkü şöyle akranlarımdan hep küçüktüm ben sınıflarda. Hep 6-7 ay küçüktüm. Akranlarım benden neredeyse hep bir yıl büyüktü. Onlar benden bir yıl büyük olduğu için ve benden bir yıl daha fazla anaokulu okudukları için hep benden daha güzel resim çizerlerdi. Yani bunun çok yetenekle bir alakası yok. Yani tabii yetenekli olanlar da vardı. Ama genel olarak benden herkes hep çok güzel resim çizerdi. İlkokulda, ortaokulda bu değişti ya. Ortaokulda toparladım. Ama ilkokulda ve anaokulunda hep böyleydi. İlkokulda hiç çok güzel resim çizemezdim. Hep bu yüzden üzülürdüm. Ve resim derslerini de sevmezdim çok açıkçası. Hep müzik derslerini çok severdim. Kimse müziği sevmezdi bir de hiçbir şey yapmıyoruz diye. Ama ben yine de severdim işte. Benimki böyle bir sevdaydı. Sonra bir gün ağaç çizdim, tamam mı? O zamanlar ya ağaç bu arada güzel çizmiyorum. Yani şu an güzel çizmiyorum ama o zamanlar kimse ağaç çizmeye alıştırma çok yapmadığı için kimse o kadar güzel ağaç çizemiyordu benim gibi. Ve o gün o ağacı çizdiğimde bütün sınıfta böyle bir herkes oha ağacın çok güzel oldu demişti. Ve bunu hiç unutmuyorum. Öğretmenim de gelip demişti ağacın çok güzeldi. Ve o gün çok uğraşmıştım. Şu an çok kötü oldu ama o gün güzel olmuştu gerçekten. Şu an kendime inandıramıyorum ama o gün güzel olmuştu ve o gün çok mutlu olmuştum. İlk defa bir resmim güzel olmuştu ilkokulda yani. İlkokulda çok yetenekliydim yani resim konusu dışında. Dansta ilgim vardı, hani müziğe ilgim vardı. Bir tek resmi çok oturtturamıyordum ama artık onda yani. Kimse artık çok güzel resim çizmeye çalışmadığı için sıkıntı değil. Evet, buna ben meyve çizerim abi, düzeltirim. Buna ben meyve çizerim. Çok mu kötü oldu? Evet. Biraz daha dal ekleyeyim de biraz düzelsin. Abi dal nereye kadar? Bu ağacın kaç tane dalı var ya? Nasıl? Kamerada nasıl göründüğü de önemli. Çok mu kötü? Of, sanırım ağacı kapatacağım. Şu an kesin bir bilgi değil ama ağacı bulutlarla kapatma olasılığım var. Şu an çok sinirlerim bozdu ağaç. Hiç beğenmedim. Ağacı sanırım bozacağım. Abi çok da 36 dakika olmuş. Bir tane daha bulut çizeceğim. Mavi olacak. Sonra acaba bulut çok boğmazsa ağacı kapatırım. Bulut çok boğarsa ağacı biraz daha güzelleştirmeye çalışıp meyve falan ekleyip
devam ettiririm. Aa, çok sanmıyorum ağacı devam ettireceğimden. Şimdi bir tane bulut çizeceğim ama hızlı çekim alacağım çünkü çok sıkıcı oldu. Çok sıkıcı olmadı da hemen şöyle bir bulut yapayım, sonra zaten devam edeceğiz. Bence çok güzel duruyor bu arada. Ay. Şu mavi bir bulut da yaptım. Ve ağacıma artık ev çizeceğim. Evde hiç beceremem var ya. Kesin çok kötü olacak. Evi cidden... Ay, fıçılarım döküldü. Yatağım hep boya oldu. Neyse. Yesin. Buraya şimdi ne yapacağım? Ev yapacağım sanırım. Biraz çimen yaparım şuralara. Açık renkli bir çimen. Üstlere de biraz ev yaparım. Belki küçük tatlı bir ağaç yaparım. Bu kadar büyük hayvan gibi değil. Havanın rengi ne renk olacak? Yeşil olsun. Yok. Yok yok olmaz. Evet, bodoslama girişme seviyemiz budur. Aa, kapanıyor. Evet. Yay. Çok mutluyum. Süper. Evet, kapanıyor. Şu an... Abi halıya çok boya döktüm. İnanmıyorum. Ve sweatshirtüm de full boya oldu. Hüzünlenmek. Bu resime çok uğraştım. O yüzden güzel olmasını umut ediyorum artık. Ve size biraz sınavlardan bahsedeyim o sırada. Sınavlarım başlıyor ama sınavların ikinci haftasında ben okulda değilim. Ne kadar güzel. Okulda değilim çünkü Fethiye'de dizi çekiminde olacağım. Yani fizik, tarih, coğrafya ve sağlığa sanırım giremiyorum o sınavlara. Ama yapacak bir şey yok. Yani çok da üzülmedim açıkçası bu sınavlara giremeyeceğim için. Yas tutmadım ama biraz kötü olacak. Çünkü belki telafi sınavına girmek sıkıntı olmaz inşallah. Bilmiyorum. Bir şeyler yapacağım artık. Dizi seti için aşırı heyecanlıyım. Çünkü Nasar Şatosu'nun film setinde çok eğlenmiştik. Şimdi daha da eğleneceğiz. Çünkü çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Hem biz de büyüdük yani. Bayağı giriyor oldu ama sıkıntı yok. Tara! İşte küçük güneşimiz. Mavi mi yapsam acaba? Ben şimdi ne yapacağım? Biraz düşüneyim, bakayım. Ev yapsam, şöyle bir yeşil bir yol yapsam biraz. Bir deneyelim. Şuraya biraz böyle bir tepecik tarzı bir şey yapacağım. Yol tarzı. Burada bir tepe varmış. Evet, şimdi buraya böyle bir yeşil yol yaptım. Pişman değilim. Buraya bir tane ev yapacağım ama çok küçük olacak. Yani aşırı büyük olmayacak. Çünkü büyük olursa çok çirkin olacağından eminim. O yüzden çirkin olabilir yani. Çirkin belki olur belki olmaz. Yine pastel tonlarında olsun istiyorum. Aşırı büyük olmayan. Şu an resimde 40. dakikam falan ve daha %50'si falan oldu. Yani çok güzel olur. Çok içime siniyor. Sınavlar yaklaştı. Yarın erken kalkıp ders çalışmayı umut ediyorum. Becerebilirsem eğer. Ya ders çalışmayı hiç sevmem ama ders çalışınca insanın içi böyle bir huzur doluyor. Vicdan azabından kurtuluyorsunuz. Ya bir de lise gerçekten ortaokula benzemediği söyleniyor. Sınava giren arkadaşlarım çok düşük notlar aldı hep. Çalışmalarına rağmen. O yüzden benim de gözüm korkmadı değil. Ya bir de benim özel okul olmasına rağmen yani not şişirmiyorlar. Böyle bir şey yok yani. Bazı özel okullar cidden şişiriyor ama bizimki şişirmiyor. Evet, şu an milyon dolarlık sanat eserimizin çok şey bir şeyini yapıyorum. Çok ilk okulda çizdiğim evlerden daha kötü oldu ama ev kaç yıldır çizmiyorum. Zaten halı zaten arkadaşlar boya cenneti oldu. Maşallahı var, görmeniz lazım. Bence tatlı oldu. O kurusun şimdi. Şimdi şu bulutları kapattığım yere bir ikinci kat atacağım. O sırada yine hızlı çekim alırım. Evet, şimdi size güncelleme yapıyorum. Şu arka kısmı düzeltebileceğim kadar düzeltmeye çalıştım ama çok alacalı bulacalı oldu biraz. Bunu düzeltmeye yine çalışacağım ama böyle kalma olasılığı da yüksek. Çünkü ne kadar kat atarsam katayım ki bir sürü boya harcadım.
yine de sürekli alacalı bulacalı oluyor. Ama aslında çok kötü durduğunu şey etmiyorum. Yani biraz daha düzeltirsen bence çok sorun olmaz. Opsi, bakın burada bir de boya kalmış. Neyse şimdi annemden bulaşık süngeri istedim. Onunla yapmaya çalışacağım. Biraz düzeltmeye çalışacağım. Çok mu boş kaldı? Evet. Buraya bir tane daha ev yapacağım. Şuraya. Bu ev daha iyi olur herhalde. Öyle yani ama çok yoruldum. En az 1,5 saattir falan uğraşıyorum şu an, şaka gibi. Defne, resmim nasıl oluyor? Doğruyu söyle. Güzel değilse güzel değildi ama. Güzel. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten güzel mi? Evet, güzel bence. Tamam. Bak, sarı güneş çok güzel bence. En çok neyi beğendin? Bu bak, burada peri var mesela. Bacakları olsa daha iyi olurdu. Vay be, kız işi çözmüş. Bacak yapacağım Defne'cim. Tamam. Artık kafama tep... Yani artık cinler bastı. Ooo, yalnız süngerle de fena olmuyor değil bu arada. Size yine biraz daha çekmek istediğim videolardan bahsedeyim madem. Böyle boş boş durmak istemiyorum. Bir şeyler hakkında konuşmak istiyorum. Dizi setine gitmeden önce, çekime gitmeden önce valiz hazırlama videosu çekeceğim öncelikle. Çünkü 2 hafta orada kalacağım ve düzgün güzel bir valiz hazırlamam gerekecek. Çok az kalmış gerçekten. Upuzun uğraşlar sonucu alaca bulacağı da hallettiğimize göre çok mutluyum ve şimdi şeyler yapmaya devam edeceğim. Şimdi hemen bir ev yapıyorum. Bulutlarımızın beyazlarını çizeceğim ve bu iş 20 dakikaya biter. Süngerde de aşırı iyi oluyor bu arada. Şöyle beyaz şey iner. Şimdi parmağımla bulutlara beyaz gölgelendirme mi denir, ne denir onlardan yapıyorum. Ya bir şeyler yapıyorum işte. Tara! Küçük evimiz de tamamdır. Üstüne bir çatı lazım. Üstüne bir çatıyı nasıl yapacağım? Ne renk yapacağım? Diğerini mavi yaptım. Bunu da lila yapayım çatısını. Minimalist, çok güzel bir ev çizdiğimi düşünüyorum. Buna kapı çizmeyeceğim ama. Böyle güzel bu. Şu periye artık bir bacak da yapmam gerek. Ay, çok kötü bir ten rengi. Şimdi bakıyoruz. Bence gayet iyi oldu. Değil mi? O zaman bitti. Evet arkadaşlar, bu videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi her yerim battı yani. Ellerim, sweatshirt'üm, halım, yatağımın örtüsüne kadar tutun. Şundan zaten anlarsınız yani. Ama şu ana kadar çizdiğim en güzel resimlerden biri oldu bence. Çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Açıklamalar kısmından Instagram hesabıma, sosyal medya, yani tüm sosyal medya hesaplarıma ve internet siteme ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.